Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bugün Galaxy Z Flip 5'e yakından bakıyoruz. Galaxy Z Flip'in ilk versiyonunu daha ilk çıktığı dönemde lansmanda böyle çok kısa bir süre deneyimleyebilmiştim. Ve sonrasında çıkan modelleri de kullanma şansım olmamıştı. Ama Galaxy Z Flip 5 sayesinde artık sizlerle bir kullanıcı deneyimi paylaşabiliyor olacağım. Ondan dolayı birazcık detaylı bir inceleme olacak. Hadi gelin şimdi kutu açılışıyla başlayalım. Kutu içine baktığımızda direkt Z Flip 5 ile karşılaşıyoruz. Devamında ise hızlı şarj kablosu, garanti belgeleri ve SIM çıkartma iğnesini görüyoruz. Dış özellikleri ve tasarımına bakarsak benim incelemekte olduğum cihaz krem rengi. Şahsen lansmanda gördüğüm siyah rengini daha çok beğenmiştim ama bu renk de gayet güzel duruyor. Z Flip 5'in en çok göze çarpan tarafı artık katlandığında ekran arasında bir boşluk kalmıyor oluşu. Samsung'un menteşe yapısındaki değişikliği sayesinde hem menteşesiz daha incelmiş hem de ekran olarak tam katlanabilir olmuş. Samsung'un yaptığı bu değişiklik gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü önceki modellerdeki bu açıklık yüzünden telefonun ekranın içine çok fazla toz girebiliyordu. Hatta biliyorsunuz ki ben normalde Z Fold 3 kullanıyorum ve bu aradaki açıklıktan dolayı gerçekten cebimden ekranın içerisine çok fazla toz giriyordu. Artık bu telefonun bu şekilde arasının komple kapalı olması ekrana toz gelmesini ciddi oranda önleyecektir. Ön tarafta ise önceki modellere göre daha büyük 3.4 inçlik bir ekran bulunuyor. Bunun haricinde tasarım ve boyut olarak önceki modelden çok büyük bir farkı bulunmuyor. Telefonun boyutu gayet kompakt, kapalıyken elinizin içine sığabiliyor. Açıldığında ise piyasadaki en büyük ve hantal telefonlar kadar da büyük olmuyor. Kıyas yapabilmeniz için boyutları ideal olan S23 modeliyle yan yana baktığımızda Z Flip katlıyken neredeyse Galaxy 23'ün yarısı kadar bir boyuta geliyor. Açıldığında ise S23'ten böyle bir parmak daha uzun oluyor. Telefon açıkken S23'ten daha ince ama katlıyken haliyle ki S23 kalınlığında olabiliyor. Ancak biz Z Fold 3 kullanıcısı olarak diyebileceğim boyutun ufaklığından dolayı kalınlığı hiç rahatsız etmiyor diyebilirim. Şimdiye kadar pantolonlar ve şortlarla kullandığımda beni hiç rahatsız etmedi. Hatta bu telefon boyutunun kompaktlığı sayesinde bunu cebinize koyduğunuzda daha fazla yer kaldığı için yani ekstradan içine kulaklık veya anahtar herhangi bir şey de koyabiliyorsunuz. Telefonun IPX8 sertifikası var, yani suya karşı dayanıklılığı bulunuyor ama halen toza karşı bir koruması yok. O yüzden yine böyle plajlarda falan dikkat etmek gerekiyor. Kısacası genel tasarımı, boyutu ve ağırlık olarak gayet ideal bir telefon diyebilirim. Şimdi bir de Flip'in genel tasarım ve özelliklerine benim hoşuma giden ve birazcık da takıldığım kısımlarından bahsedeyim. İlk söyleyebileceğim bu telefon eski nostaljik telefonlar gibi açılıp kapanabildiği için böyle bir telefon görüşmesinin sonrasında telefonun kapağını böyle kapatmak gerçekten değişik bir haz veriyor. Bu da son teknolojide güzel bir nostalji yaşamak demek oluyor. Bir diğer güzel tarafı telefonun kompakt tasarım ve katlanma şekli sayesinde gerçekten telefon neredeyse her yere istediğiniz konumda ve pozisyonda ayarlayıp video ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bir tripod ya da aparata ihtiyaç olmadan çok farklı açılar yakalayabiliyorsunuz. Çok ekstrem olmasa da mesela bu fotoğrafı salonun ayizesinin içinden çektim. Telefonu koyduğum yere bakın hakikaten. Yani o kadar ufak ve hafif olduğu için her türlü yere bu telefonu konumlandırabiliyorsunuz. Bu açıdan gerçekten işinize yarıyor. Hatta net olarak bu konuda Z Fold'dan çok daha işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Bir güzel tarafı esnek mod paneli özelliğini geliştirmişler. Bu özellik sayesinde telefonu katlı bir şekilde konumlandırdığınızda birçok uygulamayı böyle bilgisayar kullanır gibi kullanabiliyorsunuz. Altta kalan ekranı bir touchpad gibi kullanıp üstte kalan ekranda fare imleciyle rahat rahat telefonu kullanabiliyorsunuz. Bu touchpad kısmından telefonun sesini ve parlaklığını ayarlama ile telefonda ekran görüntüsü alma özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Ya da bu modu hiç açmadan da katlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle yemek yerken veya başka bir şeyle uğraşırken ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan katlı bir şekilde konumlandırıp çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ya kısacası telefonun kompakt ve katlanabilir olması gerçekten çok büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Ama tabii ki de bu tasarımıyla alakalı yani her şey pozitif de değil. Ya bu Flip serisini ilk defa kullandığım için tabii böyle birazcık kullanıcı deneyimi olarak sizlerle paylaşacağım. Böyle benim dikkatimi çeken ve negatif olduğunu düşündüğüm şeyler var. Gelin bir birlikte bakalım bunları. Şimdi ilk olarak telefonu katlı haldeyken tasarımına birazcık alışmak gerekiyor. Katlı halinde telefonu düz tuttuğunuzda kameralar aşağıda duruyor. Eğer ekran kapalıysa da insan otomatikman böyle kameraların yukarıda olması gerekiyor diye düşünerekten telefonu ters tutuyor. Bundan dolayı da kapak ekrana ne zaman bakmak istediysem her seferinde ulan yanlış tutuyorum deyip telefonu düzeltmem gerekti.
Ya buna belki kullana kullana zamanla insan alışır. Ama ben hala sürekli ters bakıyorum ve ondan sonra düzeltiyorum. Yani çok büyük bir negatif değil ama hani böyle bir garip bir durum oluyor. Bir diğer yaşadığım sıkıntı parmak izi okuyucusuyla alakalı. Ama bu tahminimce benim solak olmamdan kaynaklı. Mesela şöyle anlatırsam, Galaxy Z Fold'da telefon katlı dururken parmak izi okuyucusu telefonun alt katmanında yer alıyor. Bundan dolayı da sol elle bu telefonu tutarken erişmesi çok rahat oluyor ve sorunsuz bir şekilde telefonu açabiliyorum. Ama Z Flip'te bu parmak izi okuyucusu üst katmanda yer aldığı için parmak ile tek seferde erişmesi böyle birazcık zor oluyor. Hatta telefon açıkken bile yine konumundan kaynaklı birçok kez böyle parmak izi okuyucusunun altında kalıyor ve her seferinde tekrar bu tuşu bulmam gerekiyor. Ama tabii bu durum genel olarak bir solak problemi. Yani sağlaklar için bu açıda herhangi bir problem gözükmüyor. Ki ama zaten solaklar da zamanla buna alışır. Son takıldığım nokta ise, ki bu önceki modellerde böyle miydi bilmiyorum ama, telefonu açtığımda tam olarak 180 derece açık durmuyor. Şu şekilde baktığınızda birazcık açılı durduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu durum çok büyük bir problem mi? Yani pek değil. Çünkü çok ufak bir fark var ve hatta benzer bir durum Google'ın katlanır telefonunda da mevcut. Yani böyle aşırı detaylara takılan ve bundan stres yaşayan biri değilseniz, yani bunu çok fazla dert edeceğinizi sanmıyorum açıkçası. Ama genel olarak tasarım için söyleyebileceğim, Menteşe tarafındaki yapılan geliştirme ve ön tarafta bulunan ekranın da büyümesiyle birlikte kompakt katlanır telefonlar içerisinde bence çok güzel tasarıma sahip bir telefon olmuş. Ekran olarak baktığımızda katlanır ekranı 1080x2640 çözünürlükte, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 artı özelliklerine sahip. Önceki modele göre pek bir değişikliği olmasa da en büyük özelliklerden biri, ekran artık 1750 nits parlaklığa çıkabiliyor. Bu sayede güneşli bir havada hiçbir sorun yaşamadan çok büyük rahatlıkla telefonu kullanabilirsiniz. Ekran kalitesi gayet güzel ve parlak, içerik tüketiminde ve oyunlarda gayet keyif alarak kullanabiliyorsunuz. Bir tek form olarak diğer telefonlardan daha uzun olduğu için video izlerken tam ekranı izlemek istediğinizde videolarda birazcık kesme olabiliyor. Bunun haricinde gayet başarılı bir ekranı var. Bir de ekrandaki katlanma kısmına bakarsak, özellikle Z Fold'a göre kıyas yaptığımda bu telefonda daha az dikkatinizi çektiğini söyleyebilirim. Ekranın orta kısmına da çok fazla dokunmadığınız için bu tarafta olan katlanma izi de pek rahatsızlık vermiyor. Artık Z Flip 5'te bulunan adaptif ekran yenileme hızı sayesinde telefon ihtiyaca göre ekranın yenileme hızını 120 Hz'den 24 Hz'e kadar düşürebiliyor. Bu sayede pil tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Ama bu bahsettiğim durum katlanır ekranı için geçerli. Kapak ekranı sabit olarak 60 Hz'de çalışıyor. Kapak ekranı demişken de bu ekranda 3.5 inçlik Super AMOLED 720x748 piksel ve parlaklık olarak da gayet başarılı. Telefonun ön ve arka tarafı da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Tabii ön derken yani kapak ekranı demek istiyorum. Yoksa iç ekranı yine her zaman gibi plastik. Z Flip 5'in kapak ekranı önceki modellere göre çok daha büyüdüğü için artık telefonu açmadan bir takım işleri halledebileceğiniz hale gelmiş. Ama şöyle bir durum var ki, bu kapak ekrandaki kullandığınız arayüz ile telefonun içerisindeki kullandığınız arayüz birazcık farklı. Yani tam bir Android deneyimi bu ekranda yaşayamıyorsunuz. Kamera kullanımı için çok güzel ve ideal çalıştığını söyleyebilirim. Kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak için çok temiz ve güzel bir arayüz yapılmış. Bunun dışında yine telefonu açmadan kullanmak isteyebileceğiniz bir takım widgetleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ve yine bu ekran için özel olan kompakt bir kontrol paneli ve bildirim paneline de erişebiliyorsunuz. Uygulama tarafına baktığımızda ise Samsung birazcık bu tarafta garantici gitmiş. Yani kullanıcı deneyimini çok fazla bozmamak adına bu ekranla en optimize kullanabileceğiniz uygulamaları koymuş. Bunlar da tabii Google Maps, mesajlar, Netflix, WhatsApp ve YouTube gibi uygulamalar oluyor. Ama şöyle güzel bir şey var ki, Samsung'un bu uygulama limitasyonunun önüne güzel bir şekilde geçebiliyorsunuz. Samsung cihazlara özel olan Good Luck uygulaması ile istediğiniz uygulamayı bu ekranda çalıştırabiliyorsunuz. Bunu yapmak için Good Luck uygulaması içindeki Multistar uygulamasını telefona indirip burada I Love Galaxy Foldable menüsünden Launcher widget'ını açarsanız burada istediğiniz tüm uygulamaları kapak ekrandaki menüye ekleyebiliyorsunuz. Bu arada Samsung telefonlarınıza daha fazla özellik eklemek istiyorsanız Good Luck uygulamasını detaylı anlattığım videoyu izlemeyi unutmayın derim. O videoyu da şurada çıkacak linkten izleyebilirsiniz. Bu arada kapak ekranda mesaj yazmak da hiç fena değil. Ekran çerçevesi kaynaklı birazcık klavye tabii dar çıkıyor ama zorlanmadan mesaj yazabilmek güzel olmuş. Bunun harici kendi ayarlayabileceğiniz kapak ekranı temaları mevcut. İçerisinde önceden hazırlanmış birçok ekran çeşidi var. İsterseniz kendiniz de bir kapak ekranı ayarlayabiliyorsunuz.
Ama bu ekrandaki widgetlerde birazcık sınırlı, o yüzden çok fazla detaylı bir kişiselleştirme yapmanız mümkün olmuyor. Ağırlıklı olarak buradaki fontu değiştirme, sağ alttaki tuşu değiştirme ve arka planı değiştirmek gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Kısacası kapak ekranı kendi arayüzüne sahip, böyle bir nevi Galaxy Watch gibi çalışıyor diyebilirim. Şimdi gelin bir de kameralarına bakalım. Kapak ekranında iki tane kamera bulunuyor. Ana kamerası 12 megapiksel 1.8 diyafram açıklığında. Ultra geniş kamerası 12 megapiksel 2.2 diyafram açıklığında. Ön kamerası ise 10 megapiksel ve 2.2 diyafram açıklığında. Donanım olarak baktığımızda bir önceki model ile birebir aynı kameralar kullanılmış. Bu açıdan birazcık şaşırtıcı olmuş. En azından ana kamerasını S23'te kullanılan ana kamerayla güncelleselermiş güzel olurmuş. Ama şöyle bir şey de var ki kamera performansı olarak S23'e çok benzer sonuçlar veriyor. Burada iki cihaz ile çekilmiş fotoğraflara baktığımızda farklı koşullarda hem ana hem de ultra geniş kameraları birbirlerine çok yakın sonuçlar veriyor. Bazen renk ve ışık dengesi olarak S23 daha önde ve ana kamera olarak daha büyük bir sensörü olduğu için de alan derinliği daha fazla oluyor. Z Flip 5'in ana kamerasıyla artık dijital olarak 10x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Bu şekilde çektiğiniz fotoğraflarda 2x fena değil, 4x ve üzerine çıktığınızda artık fotoğrafların kalitesi haliyle pek kullanılamaz hale geliyor. Bu özellik tamamen dijital olduğu için belki bir önceki modele yazılım güncellemesiyle de gelebilir. Hem ana hem de ultra geniş kamerada HDR olarak bazen dengesizlikler olabiliyor. Telefonun portre moduna baktığımda ise gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Kenar algılaması gayet başarılı ve HDR olarak da tatmin edici. Fotoğraflarda ana kameranın gece modu çok güzel çalışıyor. Düşük ışıklı ortamlarda bile sonuçların gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde portre modunda gece modu gayet güzel sonuçlar veriyor. Video olarak baktığımızda kamera ile 4K 60fps, ana ve ultra geniş kameralar ile 4K 30fps video çekebiliyorsunuz. Ana kamera ile aydınlık ortamlarda aldığınız sonuçlar gayet başarılı. Ama biraz düşük ışıkta ve zorlu koşullarda videoda birazcık gren görebiliyorsunuz. Bu kameraları kapak ekrandan kullanmak istediğinizde ekrandan sağa sola kaydırma hareketi yaparak fotoğraf, portre ve video modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ekran sağ üst tarafında bulunan tuşa bastığınızda bulunduğunuz kamera moduna bir takım ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu kısım önemli çünkü telefonu ilk kullanmaya başladığında fark etmeden sürekli 1080p video ve düşük megapiksel fotoğraflar çektim. Normalde fotoğraf ve video kısmında ölçeklendirme modu full olarak geliyor. Ve siz bu modu kullandığınızda kapak ekrana baktığınızda görüntüde sağdan ve soldan herhangi bir kesme olmadan tam ekran olarak kendinizi görebiliyorsunuz. Ama eğer bu şekilde kullanırsanız fotoğraflarınız 9 megapiksel oluyor. Eğer ölçeği 3:4 formatına getirirseniz ekranın sağından ve solundan birazcık kesme oluyor ama çektiğiniz fotoğraflar 12 megapiksel olarak çıkıyor. O yüzden yüksek megapiksel isterseniz bunu ayarlamayı unutmayın. Video tarafında ise yine ölçeğiniz full'de olursa 1080p'den yüksek video kaydedemiyorsunuz. Eğer ki 4K video çekmek isterseniz bu formatı 9:16 olarak ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde yaptığınızda yine ekranda sağdan ve soldan kesinti oluyor. Buradaki tek dezavantaj eğer ki yatay video çekmek isterseniz telefonu da yan çevirmeniz gerektiğinden artık bu telefonun katlanabilir olma avantajını birazcık kaybetmeye başlıyorsunuz. Bir bu kısmı birazcık can sıkıcı ama eğer Instagram hikayeleri için bir video çekiyorsanız zaten dikeyde yine kullanmakta bir problem olmuyor. Telefonun iç tarafında bulunan selfie kamerası da fena değil ama arka kameraları bu kadar detaylı bir şekilde kullanabildiğiniz için açıkçası üzerine de çok fazla konuşmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki de merak edenler fotoğraf ve videoları inceleyebilir.
Şimdi gelin teknik özelliklerine bakalım. Z Flip 5'te Snapdragon 8 Gen 2 işlemci kullanılmış ve 8 GB RAM ile geliyor. Performans olarak gayet akıcı ve güzel çalışıyor. Telefonu kullandığım süre boyunca herhangi bir takılma veya kilitlenme sorunuyla da karşılaşmadım. Ama yine merak edenler için 20 dakikalık bir oyun testi yapacağım. Bu testi Genshin Impact oyununda yapıyorum. Grafikleri en yüksek seviyede ve FPS olarak da 60 FPS'ye ayarladım. Ayrıca Game Launcher'ın kendi performans ölçüm özelliği de açık şekilde testi yapacağım. Bu sayede de oyun oynarken FPS stabil bir şekilde oynayabiliyor muyuz veya telefonun iç sıcaklığı ne olmuş bunları görebileceğiz. Test öncesi telefonu dış sıcaklığı 31.4 derece ve pili de %71. Game Launcher'da telefonun iç sıcaklığına 37 derece olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin 20 dakika oynayalım ve sonucunda ne olacak görelim. (Gülüyor) 20 dakikanın sonunda telefonun dış sıcaklığı 31.4 dereceden 38.6 dereceye çıktı. İç sıcaklığı da 37 dereceden 43 dereceye çıktı. Pil olarak da %71'den %61'e düştü. Sıcaklık olarak baktığımda oyun oynarken telefonun elimde böyle artık rahatsız edici derecede sıcaklıkları çıkmaması bence iyi. Pil olarak baktığımızda da 20 dakikada %10'luk bir pil kaybı fazla gibi gözükse de bu tip hem çevrim içi oynanan hem de yoğun grafikli bir oyunda aslında böyle bir kaybın da normal olacağını düşünüyorum. Telefonun oyun oynarkenki genel performansı da gayet iyiydi diyebilirim. Birkaç kez sadece 49 FPS civarlarına kadar indiğini gördüm. Ama ağırlıklı olarak 60 FPS'de oynayabildim. Genel olarak işlemcisi kuvvetli olduğu için telefonu kullanırken pek bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. O yüzden donanım olarak gayet iyi diyebiliriz. Pil performansı hakkında konuşacak olursam telefonda 3700 mAh'lik bir batarya var. Z Flip 4'e göre bu tarafta bir değişiklik yapılmamış. Yine 25 Watt'lık hızlı şarj özelliği mevcut. Telefonu benim kullandığım süre boyunca her seferinde akşama kadar telefon bir günü çıkartabildi. Sadece bir keresinde kamerayla çok uzun timelapse videolar çektiğim için o gün telefonun pili akşam 7 gibi %21'lere gelmişti. Ama o gün de yani böyle 3 saate yakın bir süre video kaydı yaptığım için yani bunda normal olduğunu düşünüyorum. Ama normal zamanlarda ise gece yatana kadar kullanıp maksimum 5 saat 10 dakikalık bir ekran açıklığı süresi alabildim. Bu açıdan gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası benim Galaxy Z Fold 3'üm bu sürelerin yanına yanaşamıyor. Son olarak Z Flip 5'in hoparlörlerine bakarsak telefonda güçlü, güzel stereo hoparlörler mevcut. Verdiği sesin kalitesi güzel ve gayet yüksek. Ancak bu tarafta bir şey dikkatimi çekti. Telefonun ahizde tarafında duran hoparlörü kapak ekranına ciddi bir vibrasyona neden oluyor. Bu tabi gözle görülür bir titreşim değil ama telefonu elinizde tuttuğunuzda bunu bariz bir şekilde hissediyorsunuz. Yani hatta gelin bir size göstereyim. Buradan gelen titreşimi anlamanız için bunun üstüne yüzüğü koyacağım ve çıkan titreşime bakın. Önceki modellerde de böyle miydi? Bu konuda pek bir bilgim yok açıkçası. Hatta aranızda Z Flip 4 kullanan varsa bu konuda bir yorum yaparsa çok sevinirim aşağıda. Ya bunun haricinde hoparlörleri gayet güzel ses veriyor diyebilirim. Genel olarak Z Flip 5 hakkındaki görüşlerime gelirsek, hatta genel olarak Z Flip serisi içinde yorumuma gelirsek, önceden ben bu türde katlanır telefonları birazcık gereksiz buluyordum. Çünkü Fold serisine baktığınızda en büyük özelliği telefonu açtığınızda mini bir tablete dönüşüyor ve bu sayede üretkenlik için ciddi fayda sağlıyor. Ama Flip serisi açıldığı zaman normal bir telefondan farksız olduğu için ya açıkçası pek bir esprisi yok diye düşünüyordum. Ama bu telefonu kullandıktan sonra standart telefonlardan ne kadar avantajlı olduğunu anladım. Katlanarak kompakt bir boyuta gelmesi taşıma açısından ciddi kolaylık sağlıyor. Herhangi bir yerde telefonu rahatlıkla sağa sola sığdırabiliyorsunuz. Fotoğraf ya da video çekmek istediğinizde tripod veya ek bir destek ihtiyacı duymuyor olmanız, telefonu yarı katlı bir şekilde masaya koyup tek el ile rahatlıkla kullanabilmek gibi çok güzel avantajları var. Açıkçası ben telefonu beğendim ama gelen yeniliklere göre Z Flip 4'ten 5'e geçmek çok gerekli mi diye sorarsanız, kapak ekran ve telefonu katlandığı zaman arasında bir boşluk kalmaması sizin için önemliyse geçilebilir. Aksi takdirde pek acele etmenize gerek yok diye düşünüyorum. Ama tabii ki de ilk kez katlanır bir telefon almayı düşünüyorsanız Z Fold 5 gayet başarılı bir telefon olmuş. O halde bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.